Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. Kul ma ya'be'u bikum Rabbi levla duaukum. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, İnnallâhe yuhibbul mulihhîn fidduâ. Ravâhu Tabarani, sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Kâle Ataullah el-İskenderiyyü, La yekun teahhuru emedil atâ, ma'al ilhahi fid dua muciben liyesik. Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, sevgili Allah'ımızın kulundan en çok sevdiği ve beğendiği ibadeti duada ısrardır. Duada ısrar Allah'ın en sevdiği ibadetlerden birisidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnnallâhe muhakkak ki Allah Celle Celaluhu yuhibbu çok sever. El mulihhin ısrarcı olanları fit duai Allah'tan isterken aralıksız isteyenleri, sürekli onun eşiğinde bekleyenleri sevgili Allah'ımız çok severmiş. Cenab-ı Hak sevilenlerin zümresine bizleri de ilhak eylesin. Mevla'nın dostlarından birisi bir gün Hazreti Allah'a nazlanır. Naz makamında insanlar vardır. Üstadımızın dervişlerinden Hurşit Efendi diye bir büyüğümüz vardı. Ömrünü hep emri bil maruflarda geçirmiş. Gece 2.30'da İsmail Ağa Camii'nin kapısını açıp mihraba geçip arkasındakilerine melekler saf olun namaz kılacağız deyip gece 2.30'da teheccüd kılmayı hiç aksatmayan Hurşit Efendi dualarından birisinde Allah'a şöyle niyaz edermiş. Allah'ım ben sana kavuşacağım zamanda benim ruhumu sen al Allah'ım. Benim ruhumu Azrail'e teslim etme Allah'ım. Araya bir yabancı sokma, o bana hainlik eder dermiş. Normalde bu sözü bir insan söylese ona yakışmaz. Belki iman problemine bile dönüşebilir. Ama Hurşit Efendi bu sözle Allah'a olan muhabbetini ifade ediyor. Yaşarken Allah'la arasına bir yabancı sokmadığı gibi ölürken de tertemiz ruhunu teslim ederken de Allah'la arasına bir meleğin bile girmesine rıza göstermiyor. Naz makamında insanlar vardır. Allah'ın nazlı kullarıdır bunlar. Onların kelimeleri başka güzeldir. Onlar Allah'la herkesin konuşamadığını konuşurlar. Nitekim bu naz makamındaki bir Allah dostu Allah'a nazlanır ve ona şöyle seslenir. Ey Allah'ım ben senin için her şeyimden geçtim. 3 aydır eşiğinde kapında senden küçücük bir şey istiyorum. Allah'ım dünyanın tamamını istesem, dünya bile senin nazarında meta'un kalil iken çok küçük bir şey için beni 3 aydır niçin kapında bekletiyorsun diye Allah'a nazlanır. Bir itiraz değildir. Meleklerin Hazreti Adem'in yeryüzüne gönderilmesini sual etmeleri gibi sadece işin hakikatini anlamaktır. Belki bu nazlanıştan başka bir paye çıkarmaktır. Sevgili Allah'ımız, onun ve onun gibi Allah'ın eşiğinde bekleyenlerin müjdesini veriyor. Ve diyor ki, ey kulum, 3 aydır kapımda inlemen o kadar hoşuma gidiyor ki, istediğini verip seni göndermiyorum. Ta ki o ilhahını, o ısrarını, o inlemeni duymak istiyorum buyuruyor. Bu sebepten dolayı denilmiştir ki, Eninül müznibin ahabbu ileyye min zeceril müsebbihin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Eninül müznibin, günah işleyip kusurunun farkında olanlar ve kimin kapısına gelmesi gerektiğini hatırlayıp sonunda boynu bükük Allah'ın huzuruna gelenler, günahları affedilsin diye, bağışlansın diye, kirlettikleri, kana buladıkları gömlekleri temizlensin diye Allah'tan imdat isterken inim inim inleyenler, yüreği parçalananlar, eninül müznibin, günah işleyenlerin inlemesi, ahabbu ileyye, ey kullarım bana daha sevimli gelir, min zecelil müsebbihin, tesbih çekerken Allah 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 deyip Allah'a nida edenlerin veyahut da çektikleri tesbihin sesleri bana seslerinden daha güzel gelir, günahkarların inlemesi, yalvarması ve yakarması. Çünkü bir günahkarın, bir müznibin affedilmek için Allah'ın huzurundaki yalvarışı, yakarışı çok acıklıdır. Yüreği yanmış bir insanın kelimeleridir. Belki biz tam tövbe ettiğimizde, hakiki bir tövbeye nail olduğumuzda artık ilacımızın, artık şifamızın, sıhhatimizin, reçetemizin tek çaresi Allah'ın elindedir. Bunu anladığımızda yaptığımız dualar, ibadet anında yaptığımız dualardan daha huzurlu, daha iştiyaklı, daha ateşli olur. İşte Ataullah İskenderi, kaddesallahu sırrahu, bize bu hususta tembihte bulunuyordu. Ve diyordu ki, la yekun teahhuru emedil ata. Allah'tan istediklerin var ama bir türlü istediğin zamanda sana ulaşmadı. Allah'ın sana verecekleri gecikmiş ise eğer, zamanı sonraya bırakılmış gibi görülüyorsa, maal ilhahi fid dua, hiç gaflet göstermeden ısrarla tekrar dua etmene rağmen bir türlü istediğin verilmiyorsa, bu durum la yekun teahhuru emedil ata muciben liyesike. Sakın ha Allah'tan ümidini kesmene sebep olmasın. Sakın ola ki kalbine Allah benim sesimi duymuyor mu diye bir vehim, bir tevehhüm, bir şüphe gelmesin. Geçen dersimizde duayı talepten ayıran 2 önemli hususiyetten birisini söylemiştik. Mücerret istemekle dua etmek arasında 2 fark var demiştik. Eğer sadece ezberlediğimiz kelimeleri telaffuz edersek veyahut da sadece hatırımıza gelen cümleleri söylersek, bu bir taleptir, bu bir istektir ama bir dua değildir. Bu gayretullah'a dokunacak bir niyaz olmaktan uzaktır. Belki telaffuz ettiğimiz kelimelerle beraber huzuru kalbe ihtiyaç var demiştik. Allah'ın huzurunda olmaya ihtiyaç var. İkincisi de Allah'ın huzurunda olduğu bilinci ve şuuruyla insan el açtığında öncesinde işlediği bütün günahları temizlemeli, Allah'la aramızdaki bariyerleri, Allah'la aramızdaki hicapları, engelleri, duanın icabetine mani olacak kusurları bir tarafa bırakmak gerekir. Günaha devam ederken, günahta ısrar ederken duada ısrar netice vermez. Sesimizin semaya yükselmesine mani olur. Ayağımıza ağırlık bağladığımızda veya çamurlu bir toprakta yürüdüğümüzde nasıl bir müddet sonra ne kadar güçlü olursak olalım yürüme takatimiz ve azmimiz kalmıyorsa günahlar da insanın sema ile aynı dili konuşmasına mani, sema ehliyle irtibat ve münasebet içerisinde olmasına engeldir. İşte bundan sebep talebi duadan ayırt edecek iki sebebi unutmamak gerekir. Bunlardan birincisi huzuru kalp, kimin huzurunda olduğumuzu unutmamak, diğeri ise Allah'la aramızdaki maniler olan, küskünlük sebebi olan günahları ortadan kaldırmaktır. Israr ettiğimiz halde eğer Cenab-ı Hak vermeyi geciktiriyorsa bu durum bir takım hikmetlere mebnidir. Nedir bunun hikmeti? Kul istiyor, kul arzu ediyor ama bizim çapımız belli. Bizim kovamız küçük. Bize iste deseler ne isteyebiliriz ki? Allah'ın rızasını istiyoruz deriz. Duyduk hocalarımızdan ve ridvanun minallahi ekber. Allah'ın bir kuldan razı olması her şeyden daha büyüktür. İstiyoruz ama bu ifadeyle de ne istediğimizi çoğu kez bilmiyoruz. Allah'ın zerre kadar, gözümüzün görmediği ama havada uçuşan zerrecikler kadar veya onun milyonda biri kadar Cenab-ı Hakk'ın kulundan razı olmasını kardeşlerim, içinde bulunduğumuz odanın kapısından içeriye girdiğini, bütün güzelliklerini, bütün zenginliklerini, cemalini örtünmüş, giyinmiş, mücessem bir surette Allah'ın rızası en küçük haliyle bizim yanımıza gelse, bizim de o güne kadar yaptığımız ibadetler, insü cinnin ibadetlerine, hayırlarına, hasenatına muadil olsa, yaptığımız ibadetleri üst üste koysak, hepsinin başı arşa değse ve biz bizim gibi yeryüzünde ibadet etmiş ve edecek hiç kimse olmadığını bildiğimiz halde Allah'ın o küçücük rızasını, en küçük rızasını mücessem bir surette karşımıza çıkmış görsek utanırız. Onun kıymetini idrak ettiğimiz anda o kadar mahcup oluruz ki, ey Allah'ım senin rızan bu kadar mı güzeldi? Senin cennetin bu kadar mı güzeldi? Yaptığım amellerin hepsi senin rızanın en azının yanında sönük kaldı Allah'ım der. Mahcup olur, kendimizi zemmederiz. Onun için Allah Celle Celaluhu'dan isterken çoğu kez biz bir şey isteriz ama eksik isteriz. Tam istediğimizi zannetsek de istediğimizin kıymetini, kadrini bilemeyiz. Onun için Allah Celle Celaluhu kul bir şey istediği zaman ona üç şekilde icabet ediyor. Kulun isteğine üç şekilde icabet ediyor. İcabetin üç türlüsü var. Bunlardan birincisi kula istediğini vermek. Bu da iki şekilde olur. Ya hemen verir ya da bir müddet sonra verir. zamanı kendi takdir ettiği şekilde tecelli eder. Çünkü kulların acele etmesi ilahi takdiri değiştirmez. Kulların acele etmesi ilahi takdiri değiştirmez. Cenab-ı Hak ne zaman icabetini takdir etmişse o zaman icabet edecektir. Ama bir, icabetin şekli kula istediğini vererek, bazen istediğinin alasını vererek. İki, biz dua ederiz. Allah Celle Celaluhu kulların duası bereketiyle bazen istediğini vermez ama başına gelecek bir musibeti, bir sıkıntıyı, bir belayı, bir zararı def eder. Aslında daha önceki derslerimizde söylemiştik. Allah'ın atası iki türlüdür. Allah'ın vermesi iki şekildedir. Bir, Allah'ın vermesi i'ta şeklinde, bir de men şeklinde. Ya Cenab-ı Hak vererek lütufta bulunur veyahut da ni'metü nef'in, ni'metü def'in demiştik. Ya vererek ya da def ederek Allah lütufta bulunur. Eğer Cenab-ı Hak kuluna istediğini bu dünyada vererek icabet etmemişse, bu dünyada ikinci bir icabet şekli var ki belki ikincisi anlayabilsek, takdir edebilsek birincisinden çok daha kıymetlidir. Nedir o? Ni'metü def'in. Allah dualarımızın bereketiyle hak ettiğimiz, belki başımıza gelecek birçok musibetlere dur der. Onları engeller. Onların bize isabet etmesine mani olur. Bu da bir belanın defedilmesi, bir sıkıntının defedilmesi Allah tarafından icabetin ikinci suretidir. Üçüncü bir sureti var ki gözümüz ahireti görseydi. Eğer taktığımız gözlük sadece önümüzü değil 50 sene sonrasını gösterseydi, bilmem böyle bir gözlüğe talip olur muyduk? Böyle bir gözlüğümüz olsun ister miydik? Faydaları olur, zararları da olurdu. Faydaları olur, 50 sene sonra, 100 sene sonrasını gösteren bir gözlük bize ibadetlerimizin hakikatini gösterirdi. Ahiret aleminin hakikatini bize gösterir, bizi gafletten kurtarırdı. Ama 100 sene sonrasını gösteren bir gözlüğümüz olsaydı, onu takar kendimizi iskelet görür, etrafımızdakilerini iskelet görür, bu dünyayı aslı yüzüyle görür ve hayattan hiçbir lezzet almazdık. Halbuki Cenab-ı Hak وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا buyurur. Ey Habibim, وَبْتَغِ ara ve iste, ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ Allah'ın sana verdiği ne olursa olsun ayırt etme. Hepsinde birinci tercihin, birinci maksadın اَدَّارَ الْآخِرَةِ ahiret hayatı olsun. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Ama ahirete yüzünü çevirirken dünyadaki nasibini unutma. Çünkü dünyadaki nasibin Allah'ın senin için takdir ettiği, o da Allah'ın bu dünyada sana ikramıdır. Onu da bırakma, onu da küçük görme diyor Cenab-ı Hak bize buyururken. Eğer biz 100 sene sonrasını görebilseydik, dualarımızın bu dünyadayken ama nef ama def şeklinde icabet edilmemiş olarak karşılığının, icabetinin ahirete bırakıldığını görseydik, oraya vardığımızda hepimiz ey Allah'ım keşke istediklerimi bu dünyadayken bana hiç vermeseydin diyecektik. Diyeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh nitekim Araftu Rabbi bi feshil azaim buyurmuştur. Araftu Rabbi, ben Rabbimi tanıdım. Bi feshil azaim, azmettiğim, arzuladığım şeylerin bana verilmemesi sayesinde ben Rabbimi tanıdım buyurmuştur. Onun için Ataullah İskenderi, senin Allah'tan istediklerin ne kadar gecikirse geciksin. Bundan dolayı Allah'tan ümidini kesme. Allah'ın kapısı ümit kapısıdır. İslam umutsuzluk kapısı değildir. Müslümana yakışmayacak en çirkin hasletlerden birisi umutsuzluktur. Baki olan bir Rabbimiz var. Baki olan bir hayatı önümüze koymuşken kula ümitlerini nihayete erdirmek yakışmaz. Allah Celle Celaluhu ubudiyetimizi şanına yakışır şekilde icra etmeyi bizlere nasip eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.